Merhaba, ben Kerem Özdel. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıfı bitirdim. 2017 girişliyim. İlk önce neden moleküler biyoloji ve genetik tercih ettiğimden bahsedeyim. Ben lise boyunca, hatta daha bile eski, biyolojiye hep bir ilgim vardı. Özellikle zoolojiye çok ilgim vardı aslında. Sonra Türkiye'de hani bu işi yapabileceğim dal olan moleküler biyoloji ve genetiğe yöneldim. Boğaziçi Üniversitesi neden seçtiğimden bahsedeyim. İlk önce Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden bahsedeyim aslında. 1977 yılında ilk olarak kuruluyor bölüm biyoloji adı altında ve Türkiye'deki ilk biyoloji bölümü. Daha sonra işte günümüze kadar gelişerek moleküler biyoloji ve genetik olarak geliyor. Okulda birçok hocamız var ve hocalarımız hepsi kendi laboratuvarlarında çalışıyor. O yüzden çok fazla imkan var. Bu da benim Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmemin en önemli etken Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmemdeki. Her hoca kendi alanında çalışıyor ve bir sürü işte kanser olsun, immünoloji olsun, gelişimsel biyoloji, biyoinformatik çok fazla yönelebileceğimiz alan var burada hocalarımızın yanında. Daha sonra neden bahsedebilirim? Bir dakika hocam, durduk. İlk önce söylemek istediğim şey, yeni tercih edecek arkadaşlara, bu bölümü istiyorsanız kesinlikle biyolojiye ilginiz olması gerekiyor. Çünkü zor bir bölüm. Hani ilgisi olmayan biri için gerçekten çekilmez olabilir. Çünkü sürekli bir laboratuvar dersleriniz oluyor, sürekli rapor yazmanız gerekiyor. Bütün haftayı rapor yazarak geçiriyorsunuz ve gerçekten ilginiz yoksa bölüme katlanılmaz olabilir. Ama sevdiğiniz bölümse eğer gerçekten çok zevk alıyorsunuz. Gerek laboratuvarda çalışmak olsun, gerekse bölüm dersleri olsun. Bu şekilde gidiyor. Bir derslerimizden bahsedebilirim aldığımız. İlk sene dönem şeklinde ilerliyor. İlk dönem sel biyolojisi alıyoruz. Tabii kütle dersleri de var. Yani matematik, fizik, kimya alıyoruz ilk sene. Diğer bölümlerle birlikte. Daha sonra bölüm derslerimiz olarak ilk dönem sel biyolojisi alıyoruz ve moleküler biyoloji alıyoruz. İkinci dönemde labımız oluyor, genel biyoloji labı. Burada işte genel bakteri kültürüdür, DNA ekstraksiyonu, bu tarz şeyler yapıyoruz. İkinci sene genetik dersimiz oluyor, genetik labımız oluyor, sineklerle çalışıyoruz. Daha sonra üçüncü sene kitle dersleri bittikten sonra bölüm derslerine başlıyoruz. Ve genel olarak bütün hani biyoloji, artık sadece biyolojiyle ilgili dersleri almaya başlıyorsunuz. Daha ağır dersleri, daha seçmeli bir dersleri, bölüm derslerini. Hocalarımızın yanında çalışma imkanımız hep oluyor. Birinci sınıftan itibaren ben yapmadım ama çok fazla yapan arkadaşım var. İşte birinci sınıfta o hocalarla bir iletişim kurup yanlarında çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ve hocalarımız çok istekliler bu konuda. Hani sürekli kovalamanız gerekiyor. Çok fazla çalışabileceğimiz lab var bu konuda. Başka neden bahsedebilirim? Daha sonra okulumuzda çap imkanı oluyor ayrıca bizim bölümün. Fen Edebiyat Fakültesi'nde olduğu için bölüm, diğer fen edebiyat dersleriyle çap yapabiliyorsunuz. Fizik, kimya, biyoloji olsun ve fizik, kimya ve matematik olsun. Ve bunu bayağı destekliyor okul. Sadece hani belli bir ortam üstünde tutup derslerinizde geçmeniz gerekiyor. Yani çap yapmak çok kolay aslında okulda. Ve birçok kişi yapmaya çalışıyor yani. Bunun dışında okulumuzun Erasmus olsun, exchange olsun, bu konuda da bağlantıları çok iyi. Hani mezun olduktan sonra da olsun yüksek lisans doktora için çok iyi yerlere gidebiliyorlar. Yurt dışı olsun, yurt dışı olsun. Birçok yer şansınız oluyor. Daha sonra bu şekilde. Hocam aklıma gelen başka bir şey yok ama. Şimdi Boğaziçi iyi bir okul olduğunu hani herkes 3 aşağı 5 yukarı hemfikirdir. Ama ben Boğaziçi ile ilgili şey duyuyorum bazen hani maddi imkanlarımız yeterli olur mu orada okumaya gibi. İstanbul'un pahalılığı veya İstanbul'da yaşamanın zorluğu şeklinde. Belki onu konuşabiliriz. Tabii. Ya şöyle, şimdi okul zaten özel bir okul değil. O yüzden size her türlü imkan sağlıyor. Yurt, yemekhane olsun.
Yani ulaşım içinde bir sorunumuz olmuyor bu yüzden. Sonra okulumuzda yani okulda kalarak her türlü çok fazla maddi ihtiyacınız olmadan her türlü ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Lablardan biraz bahsedebilirim maddi demişken. Laboratuvarlarımız çok donanımlı bu arada. Hani her türlü bir sürü imkan var. Bir devlet okuluna göre gerçekten çok iyi bence Boğaziçi'nin laboratuvarları. Ya İstanbul tabii İstanbul pahalı bir şehir ama kendiniz bir şekilde götürebilirsiniz yani çok da sıkıntı olmuyor maddiyat açısından. Sen şu anda bir staja başlamışsın Boğaziçi'nde değil. İstersen ondan bahset biraz. Tabii. Ben şu an maalesef bu pandemi sürecinde okula biraz uzak yaşıyorum. O yüzden okulda çok aktif olamadım. Fakat Acıbadem Üniversitesi'nde staj yapıyorum şu an Uğur Sezerman Hoca'nın yanında. Daha çok bioinformatik ağırlıklı. Ve COVID döneminde de hep COVID testleri yaptık VetLab olarak. Yani bir staj yapmak size gerçekten çok fazla pozitif etkisi var. Çünkü teorik olarak her ne kadar çalışsanız da bir şeyler ucu açık kalabiliyor. Hani pratik, o işin mutfağına girmek gerçekten çok önemli oluyor. O yüzden hani herkesin bence staj yapması lazım. Benim şimdi hani elimde imkan olsa ben birinci sınıftan itibaren yapmak isterdim. Daha çok kovalamam lazımdı aslında. Hani benim verebileceğim en iyi tavsiye bu olur yeni başlayacak öğrencilere. Birinci sınıftan itibaren bir staj hocanızın yanına, hocalarınıza yaklaşarak bir staj yapmaya çalışın illaki yanlarında. Bu size en çok geliştirebilecek şey olur. Ben de şu an çok memnunum yani. Hani biraz geç olsa da başladım artık. Burada devam etmek istiyorum hep. İngilizce konusunda sen hazırlık okumuş muydun Kerem? Evet okudum hocam. Ondan da hazırlık okuduğun için özellikle bahsedelim yani nasıl tavsiye eder misin? Tabii. İngilizce konusunda tabii ki Boğaziçi zaten hani meşhurdur hazırlığı falan da çok zorlarlar. Gerçekten zor. Ben de hemen geçememiştim hatta bir yazında okumuştum. Hazırlık konusunda gerçekten çok katılar böyle. Hani her şeyi öğrenmenizi istiyorlar ve yani böyle savsaklayarak geçmenize asla izin vermiyorlar. Ki bence bu iyi çünkü bölüm %100 İngilizce ve hani tamamen hakim olmanız gerekiyor dile. Ve dediğim gibi zor bir bölüm sonuçta. Hani anlamak için dilinizin iyi olması gerekiyor. Boğaziçi'de bu dili size çok iyi öğretiyor hazırlıkta özellikle. Hani her türlü işte listening, speaking, writing hepsini çok iyi bir şekilde öğretiyor size. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz aslında hani hazırlığı eğer düzgün bir şekilde bitirirseniz. Hazırlığı geçmek bence mantıklı değil. Yani geçmeyin. Çünkü hazırlık şöyle bir şey var. Bir de ondan da bahsedeyim. Bizim hazırlığımız ikiye ayrılıyor. Bir yurt şehir dışından gelen öğrenciler için Kilios'ta bir hazırlık oluyor. Yani normal süreçte pandemi olmadığında. Bir de Kuzey Kampüs'te bir hazırlık oluyor. İstanbul şehir içinde okuyanlar için. Ben Kilios'ta okudum şehir dışından geldiğim için. İnanılmaz keyifli bir ortam. Hani hem adaptasyon açısından bir sürü bölümden arkadaşınız oluyor. Çünkü hepiniz bir aradasınız. Hem Kilios çok güzel bir yer deniz kıyısı. Hazırlığı o yüzden okumasını öneriyorum ben herkesin. Yani hem okul adaptasyonu için bir de büyük bir sınavdan çıktınız. Bir rahatlama senesi oluyor aslında. O yüzden hani hazırlığı geçen arkadaşlarım da oldu. Hepsi pişman şu an. O yüzden ben hazırlığı okumanız gerektiğini düşünüyorum. Ve Boğaziçi'nin hazırlığı çok iyi bu konuda. Ben de hazırlık okudum. Bir sene okudum ben de. Bazı arkadaşlarım bir dönem okudular sadece. Ama mesela hiç İngilizce bilmeyen arkadaşlarım vardı benim. Hiç yani hani sıfır. Bir senede geçen oldu ama iki sene okuyan da oldu ve Boğaziçi'nde iki sene hazırlık okumak aslında kötü bir şey değil. Yani evet. O kaldığın için okumuyorsun. O sadece daha iyi bir İngilizcen olsun diye okuyorsun. Evet. Şu anda herhangi o kalitede bir kursu bulamazsın da bulsan da çok pahalı olur herhalde. Kesinlikle. Ve... Her türlü imkanı veriyorlar size. Yani İngilizce öğrenebileceğiniz en iyi yer olabilir aslında. Evet, bir de şey, biz okurken Kilios yoktu. Biz de Güney Kampüs'te okumuştuk gerçi ama Kilios yoktu o zaman. Sonradan ben çok özendim o Kilios kampüsüne. Gerçekten yani şey, tatil beldesi şeklinde bir yer. Evet. Güney Kampüs'te de işte bizim şey avantajımız olmuştu. Ben o sene boyunca hep böyle aktivite yapmıştım yani okulda. Evet, onlardan da bahsedebilirim hocam. Okulun sosyal olanakları çok geniş. Hani okulda inanılmaz fazla sayıda kulüp var. Herhalde
Türkiye'de hani ODTÜ'den sonra en çok kulüp bizim okuldadır. Tam sayısını bilmiyorum ama 50'nin üstünde kulüp var okulda. Ve hani her türlü alana yönelebilirsiniz. Mesela hani ne olduğunu bilmeniz gerekmiyor. Gidersiniz hani bu neymiş diye orada keşfedebilirsiniz. Benim de mesela ben şu an geldiğimden beri Amerikan futbolu oynuyorum. Ne olduğunu bilmiyordum öncesinde. Buraya geldiğimde şu an inanılmaz keyif alıyorum. Ve böyle sürekli onunla ilgili bir şeyler okuyorum, araştırıyorum. Bir sürü daha böyle olanak var yani. Kulüpleri o yüzden çok zengin yani Boğaziçi'nin kulüpler açısından. Ve bence kesinlikle herkes en azından bir kulüpte yer almalı. Yani bu okula gelmişken bunu değerlendirmek çok önemli. Bir de şey vardı, ben işte müzik kulüplerine girmiştim. Tiyatro kulübüne falan arkadaşlar vardı. İşte hani ben tiyatro hiç oynamadım ama tiyatro kulübüne de hep orada takılıyorduk işte. Evet. Ama mesela tiyatrocu olmayıp matematik bölümünde okuyup işte tiyatro kulübünde sadece tiyatro öğrenip daha sonra tiyatrocu olan insanlar çıktı yani. Hani bir de çok eğitim de veriliyor orada. Ben gitar çalmayı öğrenmiştim. Orada sonra devam ettim. O başka şekilde falan. Gerçekten böyle sadece şey de değil yani. Bir eğitim veriliyor. Hele bir de müzik kulübü var orada. Konservatuvar gibi bir eğitim veriyordu o zamanlar. Kesinlikle öyle. Ya zaten kulüpler başlı başına sanki böyle direkt o bölünmüş gibi. Tiyatro kulübü de olsun çok katılar yani böyle. İnanılmaz çalışıyorlar. İşte gidiyorlar, turnelere gidiyorlar, sürekli aktifler. Evet, ben evet. Ben hayranım yani o açıdan kulüplerimize. Ama şöyle bir şey var, ben birinci sınıfta bıraktım kulüpleri. Çünkü kulüpte devam edersen orası çok ciddi olduğu için okul iki sene falan uzayabiliyordu. Uzatan arkadaşlar vardı gerçekten hani tiyatro yaptığı için bilinçli olarak okulu uzatan insanlar vardı. Ona da imkan veriyor Boğaziçi. Hatta yurdunda falan da kalmaya devam edebiliyorsun zaten. Evet evet ya 10 yıla kadar kalabiliyorsunuz okulda. Öyle bir imkan veriyor Boğaziçi. Öyle evet. Evet yurtlarda falan kalabiliyordun. Evet evet hiçbir sorun yok. Yurtları güneydekiler çok güzel tabii de. Böyle. Ya o, ama güneydeki yurtlar sadece dördüncü sınıflara çıkıyor hocam yani 3 veya 4. Genelde ilk sene kuzey yurtlarda kalıyorsunuz ve kuzey yurtlar güneydekiler kadar iyi değil maalesef. Ama yine çok da kötü değil yani. Ben hiç kuzeyde kalmadım ama kalan çok fazla arkadaşım oldu. Ya hala öyle mi? Gerçekten ben yurtta kalmadım da hep arkadaşlarımın yanında takılıyordum. Benim ailem İstanbul'da olmasına rağmen yani arkadaş ortamı açısından. Ve şeydi gerçekten birinci sınıfta kuzeyin en kötü yurdu. Sonra ikinci sınıfta kuzeyin bir tık iyi yurdu falan. Son evet. Sınıfta güneyde deniz manzaralı bir odada kalmışlardı tabii. O son kısmı güzeldi. hala o şekilde ilerliyor hocam. İyiymiş. Bazı şeyler hiç değişmiyor. O da güzel bir şey. Peki yani şimdi siyasi herhangi bir konuya girmeden... Evet ben çok bahsetmek istemiyorum hocam aslında. Ben de tatsız bir konu oluyor zaten. Benim bildiğim Boğaziçi'nde ciddi bir şey vardı, saygı vardı birbirine. Hani her türlü insan bir arada oturur, bir arada tartışabilirdi. Hatta özellikle de hani böyle konuşurlardı falan. O hala öyle mi? Onu sormak istiyorum. Hala öyle mi? Hala öyle olmaya çalışılıyor hocam. Yani şöyle ki eskiden çok daha iyiymiş. Biz hani duyuyoruz büyük sınıflardan. Eskisi kadar değil maalesef. Ve ben ilk girdiğimde daha fazlaydı bu saygı ortamı. Hani her grubun bir olma ortamı daha fazlaydı. Ben okula girdiğimden beri maalesef azalmaya başladı. Ama hala bir o dediğiniz hani her grubun birlikte olmaya çalışılıyor. Öğrenciler tarafından daha çok. Ya biz okurken türban yasaktı henüz okullarda. Ama türban serbest olsun gösterisiyle tamamen başka bir fraksiyonun gösterisi aynı anda çimlerde olabiliyordu mesela. Kimse birbirine ilişmiyordu. Yani şu an maalesef pek mümkün değil ama galiba. Yani gerek yönetimden dolayı olsun. Evet. Çok girmeyelim o konulara. Girmeyelim. Dünya değişiyor diyelim genel olarak. Evet. Boğaziçi'ni şey yapmadan. Peki böyle başka ne sorabiliriz? Yani mezun olduktan sonraki olanaklardan hani ben de henüz mezun olmadığım için çok bilinçli olarak bahsedemem ama bildiğim kadarıyla yani bize söylenen kadarıyla bir şeyler anlatabilirim. Oluyor. Mezun olduğunuzda
ya endüstriyel alanda ya da akademik alanda çalışıyorsunuz ki çoğunluk olarak akademik alanda çalışılıyor benim bildiğim kadarıyla. Hani mezun olduğunuzda illaki bir hocalarımızın size söylediği yüksek lisans ve doktora yapmamız gerektiği. Çünkü hani bu işe devam etmek için akademik alanda özellikle bunları yapmanız gerekiyor. Endüstriyel alanda da ilaç, kozmetik, daha sonra gıda endüstrisinde çalışabiliyorlar mezunlar. Yani aslında bilindiğinin aksine çok fazla çalışma imkanı var mezun olduktan sonra. Hani işsiz kalma bir durum yok özellikle iyi bir yerden mezun olduğunuzda. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum ben. Boğaziçi'nde aslında evet öyle bir şey var. Boğaziçi'nde mezun olduğun bölümden bağımsız olarak pek çok farklı endüstride çalışabiliyorsun. Çünkü sana bölümün dışında da verilen şeyler var. Hani ortak verilen bir sürü ders var alman gereken ve İngilizcen var. Ve işte ona göre bir şey yazmayı, okumayı, rapor yazmayı falan öğrenmiş olduğun varsayılıyor. Herhangi bir bölümden mezun olduğunda. O yüzden herhalde düşünüyorum orada çok bir iş kaygısı yoktur diye düşünüyorum hala daha. Evet öyle bir kaygı yok. Yurt dışına gidiş oranları zaten hala çok iyi Boğaziçi'nin. Evet, evet gerek işte mezun olduktan sonra yüksek lisans için olsun gerekse de işte Erasmus Exchange olarak herkes gidiyor yurt dışına. Evet bir şekilde gidiyorlar. Sen derslerde başarı için ne dersin? Yani zor biraz çünkü bölüm hani... Bazı arkadaşların ondan da gözü korkabiliyor. Ben şimdi hani oraya gidip nasıl yapacağım? Özellikle de periferden gelecekse öğrenci her ne kadar puan tutsa da bazen gözü korkabiliyor. Yani ben yapabilir miyim gibi. Ona belki değinebiliriz. Tabii ya ben kendimden üzerimden örnek vereyim. Ben başta çok büyük bir hata yaptım aslında böyle hani biraz çok derslerin üzerinde durmadım. Böyle sosyal hayata biraz da dikkat ettim böyle işte kulüpler biraz gözümü çeldi biraz öyle diyeyim. Dersler zor ve sürekli aslında sizin çalışmanız gerekiyor. Hani ihmal etmemeniz gerekiyor. İşte derslere girmek zorunlu değil mesela yoklama zorunluluğu yok ama girmezseniz dersi geçmeniz çok zor aslında. Sonra lablardan sonra yazdığımız raporları son güne bırakmamak gerekiyor bunu söyleyebilirim. Ben hep öyle yapıyordum başta ve hiç iyi olmuyor. Sonra eliniz ayağınıza dolaşıyor her şey üst üste geliyor. O yüzden düzenli bir çalışma yapmanız gerekiyor. Her ne kadar sosyal olanaklar çok fazla olsa da derslere de özel bir ilgi vermeniz gerekiyor muhakkak. Ama tabii yani böyle imkansız değil sonuçta bir şekilde herkes yapıyor. Bir sene yapamazsınız, sonraki sene yani toparlarsınız. Çok o kadar stres olmaya gerek yok bu konuda. Evet, devam zorunluluğunun olmaması gerçekten hem çok güzel bir şey çünkü sana kendi sorumluluğunu veriyor. Hem de evet. Gerçekten de aşağıda Bebek adını verdiğimiz bir yer var. Deniz kıyısı ve çok hoş. Ben çok gidiyordum yani dersi ekip. Geçmiş zaman artık. Öyle oluyor muhakkak herkes. Yani ben burada Bilkent'teki öğrencilerime kızıyordum. Sanki ders ekip nereye gideceksin ki yani Bebek mi var aşağıda diye ama düşmemek. Ya, okulun konumunun azizliği mi oluyor artık biraz öyle bir şey var evet. Evet aynen öyle. Herhalde... Bir de şeyden de söyleyebiliriz ya. Özel yurtları da var değil mi Efecan'a? Özel evet Superdorm denilen bir yurt var. Bu Uçaksavar kampüsümüz var. Büyük halı çim sahamız var Uçaksavar'da spor salonunda olsun. O kampüste Superdorm yurtları var. Bunlar özel yurtlar. İşte tek kişilik büyük yurtlar. Ve benim kalan arkadaşım çok yok açıkçası ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ama şu an biraz pahalı sanırım. Tam fiyatını bilmiyorum. Ama zaten özel yurt o yani. Evet, evet. Ve zam aldı biraz yani ben girdiğimden beri. Şey ama değil mi? İsteyen her öğrenci yurt hakkı alabiliyor aslında. Tabii. Böyle hala daha. Kesinlikle yurt hakkı çıkıyor herkese. Bizim zamanımızda yurtlar doluydu tamamen.
Yine de açıkta kalan hani olmuyordu. Hatta İstanbul'da uzak oturanların bile hani hakkı olabiliyordu yurtta kalmak. Evet, hatta şöyle bir şey var hocam. Mesela hazırlık için diyeyim. Hazırlık şehir dışından gelenlerin Kilyos'ta kaldığını söyledim. Hı-hı. Bazı İstanbul'da yaşayanlar da uzaklıkta yaşıyorsa eğer dilekçe verip geldiler Kilyos'a benim zamanımda hatta. Yani böyle, okuldan belli bir mesafe uzaklıkta oturanlar da Kilyos'ta okuyabiliyor hazırlığı. Öyle bir hak da tanıyor bu size. Güzel. çift Anadolu da söyledin. Hı-hı. Yatay geçiş. Ya çift Anadolu'la ilgili şöyle biraz daha ayrıntı verebilirim. Belli sorumlulukları var. Ortamınızı üçün üstünde tutmanız. Üçün üstündeyse zaten yapabiliyorsunuz ve üçün üstünde tutmanız gerekiyor çift Anadolu'dan gitmemesi için. Ayrıca hiçbir dersten F almamanız gerekiyor çift Anadolu süresince. Böyle sorumlulukları var çift Anadolu'nun. O yüzden hani biraz zor bir iş aslında. Ama başlayıp sonra bir tanesini bırakabiliyorsun herhalde. İkinci aldığını gibi. Evet. Başladıktan sonra bırakabiliyorsun. Şey, benim çift Anadolu'ya ortalamam asla yetmiyordu. Doğal olarak. Ama bebekliymiştik daha önce bir. Evet. Ama şey, ben de psikolojiden hep dersler almıştım. Ona da bir şey engel olmuyor. Tabii. Yani. Yok. Diğer bölümlerden ders alabiliyorsunuz kesinlikle. Benim de çok fazla psikoloji, ekonomi alan arkadaşlarım var. Ben geldim. Evet. Evet, işte bir sürü ders alabiliyorsun ve aslında istediğin her bölümden ders alabiliyorsun. Evet. Yani belli bir alana ilginiz varsa oraya da yönelebiliyorsunuz mesela. Hani benim arkadaşım nörobiyolojiyle çok ilgiliydi. Psikolojiden bir sürü ders aldı. Şimdi de o yönde bir şeyler yapıyor. Hani öyle kendinizi geliştirmeye çok müsait. Bir de işte okulu uzatma şansın da olduğu için, izin verildiği için uzatabiliyorsun. Yani çok fazla, aynı anda çok fazla dersin var diye bunalırsan da bir sene uzatabiliyorsun ve onun sana kötü bir dönüşü olmuyor açıkçası. Kimse de sen niye 5 yılda 6 yılda bitirdin diye sormuyor. Hani ben hoca açısından da şimdi söylüyorum. Ben kimseye sormam onu. İyi, ne güzel derim yani. Zaten hocam böyle görüyoruz. Hani çok daha büyük insanlar oluyor. 30 yaşında. 30 yaşında insanlar hep oluyor yani. Böyle aynı ders aldığım. Kimse garipsemiyor yani. Ya evet. Zaten aslında sizin yaşınızda insan biraz daha farklı bakıyor ama yani benim bulunduğum yerden bakınca zaten okuyun ya, neye acele ediyorsunuz ki zaten? Nasıl olsa mezun olacaksınız, işe başlayacaksınız. Yani tabii ki hani ekonomik sıkıntı yoksa, ekonomik sıkıntı varsa da eş zamanlı part-time iş imkanı bayağı iyiydi Boğaziçi'nin. Evet, çok iyi çünkü okulun çevresinde çok fazla kafe gibi yerler var. Cami sokak dediğimiz bir yer var Hisar üstünde. İnanılmaz hani kafeler, bir sürü öğrenci dostu mekanlar var ve hep burada part-time çalışıyor öğrenciler çok fazla. Bir de şey için, çocuk seven arkadaşlar için çocuk bakıcılığı falan da var bayağı imkanı diye. Muhakkak var. O çevrede çünkü şey istiyor anne babalar, hani sadece oyun oynamaya falan gelsin Boğaziçi'nden bir abi abla gibi istekleri olabiliyordu. Tabii evet, bir de okulun adı da var mesela, özel ders veren arkadaşlarım da var sırf Boğaziçi'nde okuduğu için tercih ediliyorlar çok fazla. Evet. Şimdi bu birazcık böyle torpilli bir video oldu. Benim kendi okulum olunca biraz fazla şey yaptık ama. Olsun hocam, daha iyi oldu. Daha rahat konuşuyorum ben de. Övdük biraz da fazlasıyla. Ben de okurken çok şikayet ediyordum. İnsan okurken şikayet ediyor içinde de sonra özleniyor tabii yani. Muhakkak özleniyordur hocam, ben de tahmin edebiliyorum yani. Ben oradan arkadaşlarımla da hala görüşüyorum bu arada. Yani... Güzel de şeyimiz olmuştu, bağımız olmuştu. Kütüphanesi de iyiydi diye hatırlıyorum. Evet, kütüphanesi 24 saat açık normal koşullarda, yani pandemi olmadığında. 24 saat açık ve sürekli kullanabiliyorsunuz. Ben hatırlıyorum, sürekli sabahlıyordum yani sınavlardan önce kütüphanede. Bütün günümü orada geçiriyordum böyle. Ve kütüphanesi gerçekten çalışmaya teşvik ediyor ya gerçekten. Ben başka yerde çalışamıyorum. Yemekhane nasıl? Yemekler? Yemekler şöyle, yemekhanemiz ücretler şu an nasıldı? Öğünler öğle ve akşam yemeği 4.30, kahvaltı 2.30'du sanırım. Ben ilk geldiğimde daha da azdı. 1.30'a 2'ydi. Biraz zam yapıldı. Fakat yine bence çok uygun. 3 öğün yemek çıkıyor.
Ve hani çeşitli yemek çıkıyor, tercih yapabiliyorsunuz. Vejetaryen olsun işte, etli. Tercih şansınız oluyor. İşte tat, yanında tatlı, içecek hepsini seçenekli olarak çıkıyor ve bence gayet yeterli ve doyurucu yani yemek. Ben yemekhaneden memnunum. Evet. Şey, zaten yine çok imkansız, imkanı çok dar olan arkadaşlar için burs, yemek bursu var. Evet. Yemek fişi veriliyor evet. Sanırım. Ya çok fazla burs imkanı var aslında. Ben Hı-hı. çok hakim değilim o konuyu almadığım için. Ama hani bir sürü işte maddi durumu iyi olmayan arkadaşlar için burs çıkıyor okulda. Mezunlar Derneği mail atıyor. Çeşitli etkinlikler, çeşitli burs funding olayları düzenliyor. Mezunlar Derneği ve mezunlar... BİMED. BİMED'in üyeleri çok sağlam yerlerde oldukları için de çok fazla BİMED'in sağladığı burs var. Ortalık evet. Bursu, yemek bursu falan. Hı hı. Bir de aklıma ne gelmişti? Ha, metro geliyor artık tabii Boğaziçi'ne. Hı. Evet, ulaşım açısından öyle bir kolaylığı var Boğaziçi'nin. Kendi özel metrosu var. Ve gerçekten İstanbul'daki en iyi metro hattı olabilir. Böyle klimalı, geniş ve çok kalabalık olmuyor asla. Hani o yüzden ulaşım çok rahat aslında. Metro ile direkt aktarma yapıp ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca otobüste de ulaşılabiliyor. Otobüs de var. İster üstüne gelen. Ben okurken metro. İşte 559C'ye biniyordum. Hala unutmadım 20 yıl sonra. Aşkının numarasını. Çünkü bir travma yani benim için. 559C ile gelip gidiyordum ve İstanbul trafiği. Yani tam da metrobüs trafiği. İşte hiç yoktu o zaman metro falan. Mecburduk biz ona. Çok güzel bir dersin komple kaçabiliyor mesela yani. O günkü evet. Trafiğe bağlı olarak. Hele yağmur yağdıysa tamam artık. Ya ben de onu öğrendim hocam. Ben de okula uzak oturuyorum. Hani böyle İstanbul'da bir saat önce hani bir plan bir yere belli bir saatte yetişmek istiyorsanız ondan bir saat önce çıkmanız gerekiyor illaki en az yani. Ya Avrupa yakasının yani Anadolu yakasından saat 5'te kalkıp trafiğe takılmamak için gelen insanlar oluyordu. Sonra okula gelip uyuyor tekrar falan bir yerlerde. Evet çok iyi anlayabiliyorum. Ama o İstanbul yani. Mesela Ankara'da da öyle bir sorunumuz yok. Ders kaçırırsa öğrenci trafiğe takıldım asla diyemez. Çünkü yoktu trafik. Bahaneleri yok. Bahane yok. Evet. Ha, güzel oldu. Boğaziçi günlerini yad ettik. Peki sana sorusu olan arkadaşlar yorumlardan sorsunlar aşağıdan. Tabii sorabilirler ben bakarım. Diyordan sonra. Bana sormasınlar Boğaziçi'ni artık. Ben mezun olalı 20 sene oldu çocuğum. Ben nereden bileyim artık. Bak metro bile yoktu ben okurken. Biz okurken evet, internet yoktu şey, falan. Çok değişti ya. ama çoğu şey değişmemiş. O da güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok rica ederim ben teşekkür ederim. Umarım güzel olmuştur. Ha, çok güzel oldu bence.